Yılmaz Medikal ve Handan Takı'nın katkılarıyla hazırlanan Bir Yazarın Hikayesi programına hoş geldiniz. Evet, Bir Yazarın Hikayesi programımızın konuğu 31 Ağustos İlköğretim Kurumları Müdürü Murat Demir. Öncelikle Murat Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. 1977 Hatıplar Köyü'nde doğdum. İlkokulu Hatıplar Köyü'nde okudum. Daha sonra ortaokul ve liseyi Banat Köyü'nde tamamladım. 96 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kazandım. Burada mezun olduğum 2000 yılında Kars'a sınıf öğretmeni olarak atandım. 2001 yılından oradan Uşak, Banat, Bağdır İlköğretim'e sınıf öğretmeni olarak geldim. 2009 yılına kadar burada görev yaptım. 2009 yılından sonraki 2010 yılında Hatıplar İlköğretim'e geçtim. 2013 yılında da Banat 31 Ağustos İlköğretim Kurumu Müdürü olarak görev yapmaktayım. Başladım. Kitap yazmak nereden aklınıza geldi? Şimdi şiir yazmak zaten anlık olan bir olaydır. Şimdi duygusal kişiler genellikle duygularını şiirlerle aktarırlar. Biz de sanırım duygusal olduğumuz için duygularımızı şiirlere döktük. Daha sonra 2013 yılında bunu kitaplaştırmaya karar verdim. Çünkü bir öğretmen olarak bir eserin bırakılması bence bir öğretmenin görevidir diye düşünüyorum. Peki kitabınız ismini nereden alıyor? Kitabımın ismi Pedaliza. Çoğu arkadaşım ve okuyucu Pedaliza'nın ne olduğunu soruyor. Aslında Pedaliza daha önce bir tanesi tarafından kullanılmış, şarkıda kullanılmış bir sözcük. Genellikle Karadeniz bölgesinde kelebeği verilen isim de Pedaliza. Tabi gece ortaya çıkan biraz çirkin bir kelebektir ama şimdi onun baktığın gözle alakalı. Yani size göre çok çirkin bir kelebek, bir başkasına göre çok güzel bir kelebek. Yani gönül nasıl görüyorsa göz de o şekilde görüyor. Yani. İlk şiirinizden bahsedelim biraz. İlk şiirinizden bir de okuyabilir misiniz? Tabii ilk şiirim yeni bir aşk efsanesi. İsterseniz biraz okuyayım. Tabii isterim. Sen gittiğinden beri güneş ısıtmaz oldu yüreğimi. Şirin baharda öksüz kalmış çocuklar gibi. Oysa dışarıda kar yağarken ben baharı yaşıyordum seninleyken. Mecnun'un aşkı yaşadığı gibi. Sen gittiğinden beri herkes sana benziyor. Öyle uçuyorum kendimi. Ozanın kazıyla oynadığı gibi. Oysa kimseyi görmez de gözlerim senden gayrı. Tüm insanlarla birlikteyken, seninleyken, Ferhat'ın şirini gördüğü gibi. Sen gittiğinden beri daha bir uykum gelir şimdi. Dalıp da geriye dönmemek gibi. Oysa uykuma da küsmüştüm sabahları beklerken, seninleyken. Kerem'in aslığı beklediği gibi. Seni tanıdığımdan beri ne kâfidir tüm aşk efsaneleri. Yazmaya yazarız da yenisini, sonunu göremeyiz. Sen gittiğinden beri. Çok güzel hocam. Peki bu şiiri size yazdıran özel bir neden var mı? Yok yani şimdi şairler şiir yazarken tabii ki bir yerlerden illa ki yani bir yerlerden esinlenmesi gerekmiyor. Hani yani giden birisi mi var diyorum? Yok geçmişte. Öyle bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey var. Şair
kurgulamayı iyi yapması lazım. Bazen bir ağaca bakarak, bazen bir tikiye bakarak, bazen aklına gelen bir şeyi şiirleştirerek duygularını yansıtır. Yani öyle bir şey yok. Toplama sebebiniz nedir? Şimdi konuşmama başlamadan önce söyledim. Yani şiiri ara ara yazarım yani. Bu kitap sadece bir yılın ürünü değil, 5-6 yılın ürünü. Aralıklarla şiirler yazarım. Tabi şiirler belli bir sayı ulaştıktan sonra kitaplaştırarak ölümsüzleştirmek amacım. Ve 2013 yılı gerçekten benim açımdan bir atılım yılı gibi bir şey oldu. Çünkü bu yılda okul müdürü olarak başka bir okula atandım. Yine Uşak Üniversitesi Eğitim Yönetimi bölümünde yüksek lisansa başladım. Tezli yüksek lisans. Bunlar artı olarak Fedalize isimli kitabı da çıkarttık. İstanbul Sokak Kitapları yayınlarında. Yani bazen zıplamak gerekiyor. Bundan sonraki hedefleriniz neler acaba? Kitapla alakalı soruyorsunuz herhalde. Yani evet, daha hani ulaşmak istediğiniz bir yer var mı? Geliştirecek misiniz kendinizi? Bundan şimdi sonra da bunlara devamlı görecek misiniz? Şiirler yazarım. Ama beni tanıyanlar bilir. 2009 yılında geçirdiğim kazadan sonra artık duygular eski kadar benim yanıma pek uğramıyor. biraz duygularımdan yoksun kaldık herhalde. O olduğumuz ameliyattan dolayı. Bundan sonraki hedefimiz yine şiir yazmaya devam ediyoruz. Belki ileriki yıllarda tekrar kitap çıkarabiliriz. Yani farklı araştırma konuları, farklı konularda kitap çıkarma fikri de oluşabilir. Teşekkür ederiz hocam. Bizimle bizi bilgilendirdiğiniz için başarılarınızın devamını diliyoruz. Kitaplarınızı da büyük bir zevkle okumaya devam edeceğiz. Evet, ben de size kitabı hediye edeyim, armağan edeyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bana bu fırsatı verdiğiniz için siz bana ekibine sonsuz teşekkürler. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda daha başarılı olursunuz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yılmaz Medikal ve Handan Takı'nın katkılarıyla hazırlanan Bir Yazarın Hikayesi programının bugünkü konuğu Murat Demir'di. Murat Demir hocamıza başarılar diliyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Sizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum.